Şimdi reel sektörde Concordata patlaması var biliyorsun. 605 tane firma. İlk Aynen. 6 ayda 605 tane firma Concordata ilan etti. 2023 evet. senesinde bu rakam 400'dü. 2023 senesinde bu rakam 400'dü. Bu daha iyi günler. Bu neyi getirecek beraberinde? İşsizliği getirecek. Bu neyi getirecek beraberinde? Açlığı getirecek. Bu neyi getirecek beraberinde? Stagflasyonu getirecek. Durgunluğu getirecek. Beraberinde birçok sıkıntıyı getirecek. Ama şöyle bakıyoruz. Resmen iktidar hala La Fontaine'den masallar anlatır gibi işte rezervlerimiz arttı Ya kardeşim o artan rezerv senin ödeyeceğin faiz kurban olduğu bunu niye anlamak istemiyorsun? Anlamak istiyorlar. Anlıyorlar ama anlatmak zor geliyor. Şimdi bugün şu, ne döndü şöyle e, mesela dünkü veri de şeydi e, çek dönüşü rakamlarının son bu yıl yani çok yüksek olduğu yani karşılıksız çek rakamlarının daha doğrusu evet. çok ciddi artış gösterdiği. Biraz şuna döndü. Hani bir merkez bankası para politikası var. Palyatif Çözümler ama bir yapısal reform, maliye politikası yok. Mesela e, şunu söyleyeyim, bu vergi adaletsizlikleri ortadan kaldırıyor, bütün sorunları çözüyoruz rüzgarı yaratıp sadece 140 milyar TL'lik yıllık ilave gelir vergi etkisi yaratacak sonuçla e, yetiniyorlar. Mesela hiç vergi sistemine ilişkin de bir düzelme bir şey yok. Sadece bir para politikası ve palyatif üzerinden seçil Erzan modeli oradan alıyoruz ona yapıştırıyoruz gibi. Şimdi bakın. E, insanların boğazına basarak biraz daha vergi alalım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bir limonu kaç defa sıkarsınız? Bir kere. Hadi ikinci kere sıktın. Çok iyi baktın. Buzdolabında tuzladın. Bilmem ne yaptın. Bir yarım daha sıktın. Bir daha sıkamazsın. Artık bu limonun sıkılacak bir yeri kalmadı. Bu memleketin AKP'nin bu savurganlığını karşılayacak bir gücü kalmadı. Şimdi demin söylediğin ya şu kadarlık bir vergi bekliyor ekstradan. Bak bu söylediğin şey ne biliyor musun? Ha? Bütçenin binde bir buçu. Bak beklenen gelir. Milyarı diyorsun değil mi? Evet. Bütçenin binde bir buçu. Ya zorlanıp ekstra... bile değil yani. Oraya sıra gelene kadar papa Müslüman olur. <laughs> Oraya sıra gelmez bile. Gelmez. Sen önce 600 milyar lira sildiğin borçların peşinden koş. 49 tane holdingin. Bugün bakıyoruz. Şöyle bir şey var. Şimdi o konuya geleceğim. Adam kamudan ihale alıyor. Tamam mı? Kamu özel işbirliği projelerinden ihale alıyor. Tamam? Mı? İhaleyi aldı. Diyor ki ama ufak bir ayrıntı var. Nedir ayrıntı? Benim param yok. Ya diyorlar senin canın sağ olsun sen zaten bizden birisin. Hemen kamu bankalarından bir tanesinden bir güzel kredileniyorlar. Tamam mı? Sonrasında da burası yapıldıktan sonra işte bu e, otoban olabilir, köprü olabilir, tünel olabilir, bir yol inşaatı olabilir veya x bir devlet arazisinde bir AVM olabilir. Hiç fark etmiyor. Kamudan aldığı borçlar ve verilen garantilerle beraber ki AVM bunun dışında tabii garantilerin dışında, hastane diyelim buna, oradan verilen garantilerle beraber... Biz finanse ettiğimiz adama bir de garanti veriyoruz. Geçiş garantisi veriyoruz. Müşteri garantisi ya, veriyoruz. Şey gibi değil mi ama? Ben şimdi YouTube işi kuruyorum. Bana diyorlar ki "Aa <laughs> aslında aynı. Seni hiç kimse izlemese de veya 10 kişi de izlese de sana şu parayı vereceğiz. İzlemese de, değil mi? E işte aynısı. Yani diyorlar ki "Bahar sen diyorlar bir YouTube kanalı kuruyorsun. Para ihtiyacın var mı? Sen diyorsun ki 10 lira ihtiyacım var. Git diyorlar Ziraat Bankası'ndan veya Vakıf Bank'tan al. Ondan sonra sana garanti veriyorlar. O verdikleri garanti de sen zaten onu e, temlik ediyorsun bankaya, kam bankasına. Oradan gelen para oraya. Sen de arada karını alıyorsun. Güzel güzel keyfine bakıp oturuyorsun. Bak Aa, şimdi biz detay burada söyleyeceğim. Anlı hizmeti yapıyoruz ha ya, yemin ederim. Bak <laughs> şimdi bak iyi dinle. 14 trilyon lira bir kredi hacmimiz var. 14 trilyon lira. Türkiye genelinde. Bunun yüzde %40'ı kamu bankaları tarafından verilmiş. Tamam mı? yüzde %40'ı yani 5.6 trilyonu kamu bankaları tarafından verilmiş. Hazır mısın soruya? Kamu bankalarından verilen, bu bankacılık birliğinden, bankacılar bankacılık birliğinden alınan veridir bu. E, bu arada onu da söyleyeyim. E, bu bankalardan Alınan 5.6 trilyonluk kısmın yüzde 30.4'ü kaç tane firmaya verilmiş olabilir sence Aynı yüzer firmaya verilmiş. Ne kadar ya o bir... verilmiş? Kim bu yüzer firma mesela? E şimdi kim o yüzer firma? İşte çoğu bu kamu özel işbirliği projelerindeki firmalar. İşte yandaş firmalar, candaş firmalar. Şimdi tek tek kalkıp da burada söyleme şansımızca yok biliyorsun ticari sırra giriyor böyle şeyler. Banka şey TKMF'den e, böyle şey mal alanlara şuradan da kredi veriyorlardı. Öyle öyle bir sürü insan bir şey aldı. Yani devlet üstüne para veriyor sen bunu al diye. Ya Telekom mu sattık. Adam geldi kamu bankasından kredi aldı. Bizi dolandırdı, gitti. Öyle evet. düşün. Yani şimdi biz bunun ben düşünüyorum diyorum ki ya biz bu kadar neden Parçalanıyoruz. Neden bu kadar darmadağın olmuşuz? İşte en büyük sebebi bu. Biz bugün milli gelirin yüzde 8'inden vazgeçiyoruz Bahar. 2.2 trilyon vergiyi silerek. Bak 2.2 trilyon vergiyi silerek milli gelirin yüzde 8'inden vazgeçiyoruz. Ama Peki, diğer taraftan... Bir kararname, bir yasa yani neye istinaden siliyoruz? İşte demin anlattığım kağıt üstündeki muafiyet istisna ve affa dayalı. Ha, buralara şey yapıyoruz. Tabii. Okey, pardon. Şimdi e, sen bugün e, kalkıyorsun. E, böyle bir rakamı affediyorsun. Yüzde sekizinden vazgeçiyorsun. Vazgeçtiğin kişiler kim? Milletin bilmem nesine koyacağız diyen firma hakikaten yapmış bir de vergisini vermiyor. Adam bari yaptın bari vergiyi ver. Yani. Onu da vermiyor. Onun vergisini kimden alıyor biliyor musun? Demin söylediğim binde bir buçuğa tutacak vatandaştan alıyor. Neden? Yok çünkü onu yakalamış. Yakalamış. AKP'nin içinde iktidarda herkesin lobisi var. Köylünün yok, çiftçinin yok, memurun yok, emeklinin yok, emekçinin yok. Lobisi olmadıkları için de vuruna balıya diyorlar. Vuruna balıya. Maaş mı artacak? Hmm, bakarız. Bir ekstradan bir favor mı verilecek? Bir jest mi yapılacak? Hmm, bakarız. Bütçemiz yok. Ya bütçe niye yok biliyor musun? Bütçe sağa sola saçıldığı için yok. 574 milyarlık kam e borçların faizini ödediğimiz para yüzünden yok. Daha önce söylemiştik, konuşmuştuk de. 574 milyar lira 6 ayda borçların faizine para ödemişiz. 574 milyar. Yani bugün Sabancı Holding'in 225 milyar değer olduğunu düşünürsek nereden bakarsan 2,5 Sabancı parasını biz... Tefeci faizine teslim etmişiz. Bugün düşün bir Sabancı Holding'i düşün, bir Koç'u düşün. Otomotiv sanayi var, adamlar telefon üretiyor, bankaları var. On binlerce kişi istihdam ediyorlar. Ve şimdi bu insanlar bir şekilde vergi veriyor. Ama sen bu insanları, bu tarz e, kurumları, yapıları topluma kazandıracağın yerde... ...diyorsun ki benim rezervlerim artıda gözüksün diye faiz lobisine teslim ediyorsun. Peki buna da tamam. Bunu da geçtim. Bunu da geçtim. Olabilir diyorum. Herkes hata yapar. Peki biz bu şekilde toparlanabilecek miyiz? Bu şekilde giderse toparlanma imkan ihtimalimiz söz konusu bile değil. Neden? Çünkü sen artık üretmekten vazgeçmişsin. Bir kere AKP iktidar eğer ileri görüşlü bir iktidar olsaydı, bak ileri görüşlü bir iktidar olsaydı, hani diyorlar ya biz yerli ve milliyiz. Biz yaparız, biz uçarız, biz kaçarız. Şimdi birkaç sene sonunda yani buraya not düşelim. Bugün ayın biri ikisi kaçıysa e, not düşelim. 3-5 sene sonra Allah ömür verirse e, tekrardan biz bunu tekrardan bir masaya yatıralım. Azerbaycan'ın İran'ın doğalgazı veya Arapların petrolü gibi birkaç sene sonra dünyada buğday kıt kaynak olacak. En az onların petrolü doğalgazı kadar önemli bir yere sahip olacak. Sen ki tarım ülkesisin Hollanda'nın Hollanda'nın ee, yani kaç katı büyüklüğünde bir ülkesin senin Konya Ovası kadar Hollanda 3 katı tarım rekoltesine sahip. 130 milyar dolarlık gıda ihracatı yapmış kıç kadar Hollanda. Ama sen kalkmışsın çiftçiye, köylüye tarıma vereceğin yardımları ne yapmışsın? Gıda ithalatına teslim etmişsin. Aman bu ülkede kimse bir şey üretmesin. Eğer bu ülkede eğer sen bir şekilde tarımda üretime geçmezsen, sen üretim ekonomisinin peşinden koşmazsan bu ülkede sorun üreyecek. Bu ülkede fuhuş artacak. Bu ülkede uyuşturucu kullanımı artacak. Çünkü neden insanlar çaresiz? Bari bakalım ya dünyadaki tarihlere bakalım. Enflasyonu kötü olan ülkeler nerelere gitmişler? Nelerle mücadele etmişler?